Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün halkın sorularını yerel idarelerin genel yapıtaşı olan Mutalar aracılığıyla Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi Aşağı Deren Mahallesi Muhtarı Mustafa Nova ile kamuoyuna duyuracağız. Muhtarımız Akçakale ilçesinin en kıdemli muhtarlarından bir tanesi. 1985 yılında ilk muhtar seçildi. Köyün hem son köy muhtarı mahalleye dönüşen Aşağı Deren Mahallesi'nde ilk muhtarı seçildi. Toplamda 30. yıl muhtarlık yapıyor. Kendisine de öncelikle başarılar diliyoruz. Evet, kıdemli muhtar olarak. Evet muhtarım, Akçakale'nin en kıdemli muhtarı olarak size soruyoruz. Halk sizi uzun süre neden muhtar seçti? Halk beni uzun süre dengeyi korumak için. Dengeyi korumak evet. için. Köy arasında, köyler arasında. Ben daha önce 4 köy muhtarıydım. 4 köy. Sonra köylere evet. ayırdım. Ayırdım. 3'e böldüm. Evet. Bir köy ayrı oldu, bir köy ayrı oldu. Bizim köylerimiz 2 tane ayrı oldu. Evet. Şu anda ben... Onların isimleri ne efendim ayrılan köyler? Yukarı Deren, Hayalı. Bizimki Aşağı Deren. Evet. İşte. Yani halkı burada birlik beraber evet, içerisinde evet, kaynaştırdınız evet. sayın izleyiciler. İşte bak görüyorsunuz. Ben evet. öncelikle Mustafa Nogay muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Artık evet. bu mahalle halkına da Aşağı Deren halkına da çok teşekkür ediyorum. Neden? Burada birlik ve beraberlik var. Allah Allah. Çünkü Türkiye'nin her bu mahalle idareler seçimlerinde birçok vatandaşımız hayatını kaybediyor. Mesela en son bu 2014-30 Mart'ta yapılan seçimlerde 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğru mu efendim? Ancak burada ne olmuş? Birlik ve beraberlik kazanmış. İşte buradaki birlik beraberliği de tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Örnek muhtarımız da Mustafa Nogay muhtarımız. Evet muhtarım. Ne hizmet yaptın efendim? Hizmet olarak. Hizmet olarak. Ya görülen belli başlı bir hizmet. Asfalt yaptırmışsınız gördük. Asfalt basit bir asfalt. O da bir yıl dayanmadan gitti. Bozuldu. Şimdi yoldan gider. Akçakale'ye gittinizse göreceksiniz. Bir iki kuy kazdılar. O da sağlıksız çıktı. Sağlıksız. Üzerine durmadı. Devlet ihaleye verdi. Vatandaşlar devlet üzerine durmadığı zaman zaten vatandaş. Tahlil yaptırdınız mı efendim? Tahlil yaptırdım. İçilmez raporu geldi mi? İçilmez baş seferinde raporu verdi. Evet sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız da ön görüşmemizde arkadaşımız dedi bu içilmez raporlu suyumuz var dedi. Biz burada sağlıklı bir su istiyoruz. Çünkü büyük şehir olduk, mahalle olduk dedi değil mi efendim? Yani en büyük sorun bugün için. Evet. Bugün için en büyük sorun su. Su, evet. Vatandaşa temiz bir su, içme suyu, yemeğini yapması için, evet. elini yüzünü yıkaması için temiz bir su. Evet. En büyük sorun bu. Yani biz bu daha, ülkemiz bu sorunu daha çözmemiş. Çözmemiş. Yani su sorununu daha çözmemiş. Köylüler için söylüyorum, mahalleler için söylüyorum. Mahalle oldu şimdi, evet. Sayın izleyiciler, yani muhtar arkadaşımız işte 30 yıllık muhtar. Ne diyor? Köyümüzün diyor. İçme suyu sorunu çözülmedi uzun yıllar. Şimdi de mahalle oldu. Yine çözülmedi. Şus diye müracaat ettin mi muhtarım? Ettim. Ettiniz. Ettim. Gelip baktılar mı? Tahlil yaptılar geldiler, mı? Geldiler. Baktılar. Tamam geleceğiz gittiler. Gelip baktılar. Geleceğiz gittiler. Bir daha gelmediler. Geleceğiz diyorlar ama ne zaman Allah bilir. Evet. Sayın izleyiciler yani sondaj o kadar da maliyetli değil. Ya ufacık ilk 90 bin nüfusu var kilis yanı başımızda. Sondaj açma makinesi almış il özel idaresi. Bütün köylere yedek dahi sondaj içme suyu kuyusu açıyor. Bravo aferin. Yedek yani bırak veya mevcut olana dahi. E burası tüm şehir oldu. Madem tüm şehrin şartlarını kaldırmıyor neden tüm şehir oldu? Yani bir mahallemizin içme suyu sorununu çözemiyor muyuz? Bu bölgede Harran'da ve Akçakale'de içme suyu sorunu olan mahallelere denk geldim. Dün de yine bir köyde vatandaşımız sarıçtan çekiyor. İçinde yılan var, her şey var, çekiyor. Var. Suyun yok. Var, var, var. Suyun yok. Sayın izleyiciler. Daha var, var. Biz su eşittir, hayattır diyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum ben araştırmacı gazeteci olarak. Ne diyor? Daha su sorunumu çözemedik diyor. Biz başka soruları da sormak istemiyoruz. Doğru mu efendim? Aynen böyle. Altyapı yok. Önce su. Önce su diyoruz. Başka bir şey değil.
Altyapı yok, var mı efendim? Ya istemiyoruz onları. İstemiyoruz. Su sorunu çözülsün diyor umutlarımız. Kendisine de ben çok teşekkür ediyorum. Emekli oldun mu efendim? Ben emekliyim. Emeklisin. Evet. İlk muhtar seçildiğinizde 1985 yılında muhtarlara ne kadar aylık ödenek veriliyordu efendim? Valla unutmuyorum fakat çok basit bir şey ya. O zaman Akçakale'ye giderdik. Evet. Belki arabamızın bir depo benzin olabilir. Kesin de yanlış evet. söylemiş olmayayım. Bir depo benzin parası olabilir. Ancak olabilir. Ancak. Şimdi ne kadar? Şimdi ben kendi şahsım daha maaş da almadım. Alıyorlar işte gençler. Gençlere mi verdin kartını? Abi, muhtarın bir ihtiyacı da yok zaten sayın izleyiciler. Yok Allah'a şükür evet. ihtiyacımız da yok. Fakat şimdi galiba 900 bin lira civarı. Evet, 901 lira 25 kuruş oldu sayın izleyiciler. İşte biz Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi muhtarlarımızın özlük haklarının, aylık ödeneklerinin artırılması için Türkiye'de mücadele ettik. İşte AK Parti milletvekillerimiz de bana bizzat teşekkür ettiler. Yüreğine sağlık diye milletvekilimiz oldu. Muhtarlarımızın sesini dünyaya sen duyurdun dedi. Ve özlük haklarının işte maaşlarının yükseltilmesi için de hep birlikte muhtarlarımızla röportaj yaptık böyle. Dünyaya duyurduk, yetkililere duyurduk. Muhtarlar hep dedi aracımızın yakıtına yetmiyor. Kimi dedi çay paramıza yetmiyor, kimi telefon paramıza yetmiyor. İle gidip gelmekten yani yetmiyor. Yetmiyor. Harcamalarımız çok işte. Köye kim geldi misafir muhtarı arıyor. Biz de muhtarı arıyoruz. Doğru söylüyor. Birçok yerde görüyorum. Köye kim gelirse muhtar arıyor. Değil mi efendim? Aynen böyle. Bu şekilde. Evet. Köy hizmetlerinden haklı oldukları için evet. bu AK Parti hükümeti de %100 artırdı. Ben o zaman başbakanı şu andaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Araştırmacı gazeteci olarak. Artı ben dedi Türkiye Cumhuriyeti'nin muhtarıyım dedi. Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza sahip oldu, çıktı, evet, gösterdi. Evet. Tekrar ben çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aşağı Deren Mahallesi Muhtarı Mustafa Noğa'ya da Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için çok teşekkür ediyorum. Daha uzun yıllar muhtarlık yapmasını yeter, istiyoruz. Yeter.